Şimdi bu kristalleri herz modu olan bir multimetrede ölçebilirsiniz. Fakat tek bir kristali ölçebiliyoruz. O da şu pile yakın olan kristal. Yani güney köprüsüne yakın olan kristali ölçebiliyoruz. Siyah probumuz şöyle şu eksilerden birine gelecek. Şu da eksi. Eksiye değiliyoruz. Şöyle getireyim. Bakın. Şöyle. Şu bacağına değiyorum. Herhangi bir değer göstermedi. Şu diğer bacağına değeceğim. Gördüğünüz gibi 32 kHz bir değeri var bunun. Şimdi bunun üzerinde voltaj olduğu için şu an 32 kHz muhtemelen kare dalga üretiyordur. Yani Güney Köprüsü şu an aktif. Fakat devre çalışmadığı için aktive edilemiyor. Şunları devreye elektrik verdiğiniz zaman her modunda ölçebilirsiniz. Bunu kısaca göstermeye çalıştım çünkü bunlar değer göstermiyor. İsterseniz bir deneyelim. Bakın şu kristalimiz şurası kristal. Eksiye değiyoruz. Multimetremiz. Bakın bir değer göstermiyor çünkü bu kristal üzerinde herhangi bir gerilim yok. Yani şu an bu kristalimiz çalışmıyor sadece pil takılı olduğunda pilinizin de sağlam olması gerek eğer şuradaki kristali kontrol etmek istiyorsanız zaten genellikle bu kristal kontrol edilir çünkü benim karşılaştığım şimdiye kadar bu kristalin bozuk olduğu bakalım şunların tepesine dokunursak evet bunların tepesinde de eksi varmış eksiye dokunduğumuzda gördüğünüz gibi şu tüp şeklindeki kristalimiz Gördüğünüz gibi 32.7 kHz'lik bir değer gösteriyor. Bakın K harfi çıktı. Yani bu tip e, multimetreler gerçekten kullanışlı oluyor. Tek tek seçenek aramanıza gerek yok. Bakın burada da kondansatör var. Bu şekilde şu tüp olan kristali ölçebiliyoruz. Fakat bunlarda ölçmemiz için devreye devreyi bağlamamız gerekiyor. Bu bozuk bir anakart, Pentium 4 efsane bilirsiniz. Bu şekilde deney amaçlı kullanıyorum. Bakın bu kristalimiz çalışıyormuş mesela. Yani bir de kristaller de kolay kolay bozulmaz. Bu tarafta da gösterdi bakın. Şu sol sağ bacakta da gösterdi. Şu tarafta da gösterdi. Normalde şu siyah probu şuraya dokundurduğumda bakalım sağ bacakta bakın göstermiyor şu sağ bacağımız siyahımız ikisi de fakat buraya değirdiğimde bakın burada 32.7 kilohertz. her iki bacakta da gösteriyor şöyle şu da sol bacağımız 32.7-32.8 kHz. Bunu kısaca anlatmak istedim. Böyle bir herz ölçen multimetreye ihtiyacınız var. Dediğim gibi diğer kristalleri de devreye voltaj vererek yani buralara güç kaynaklarını takarak işlemcinin üzerine soğutucu takarak bunları da muhtemelen ölçebiliriz.